Nedir burası ya? Allah seni bildiği gibi yapmış. İşkenden bu sorunlar bitti. Hükümetle mi uğraşıyorsun? Yok. Biz kimseniz baba. Ha, ha, eğer buna girecek olursa. Günah değil mi bu insanlara? Vatandaşın demiyorsun değil mi kardeşim? Efendim her zamanki gibi iyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Fakat nasıl bir hafta olur? Bu haftadan sonra nasıl olur? Bilemiyorum. Açacağım. Az sonra açacağım. Ama önce çok kısa olarak siyasi bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Bu bir spekülasyondur. Bu bir yani duyumdur. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve AK Parti'nin ve MHP'nin İskenderun Belediye Başkan adayı açıklanmadı. Çok ismin adı geçiyor. Fakat son zamanlarda, ki son zaman dediğim bu son 2-3 günden beri bir iş adamının İskenderun'da AK Parti'den bir iş adamının, çok güçlü bir iş adamının belediye başkan adayı olarak gösterileceği şeklinde bir duyumumuz var. Bu kişiyi de ben söylemekte bir sakınca görmüyorum. Fatih Tosyanlı'nın olabileceği söyleniyor duyumlarımız arasında. Ha bana sorarsanız keşke olsa. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Belediyecilik konusunda iyi bir ekip oluşturduktan sonra bu işi de yapar. Oradan buradan gelip de ya işte Fatih Bey bize şu işi verir misin diyen de olmaz. Yani çok da güzel olur diye düşünüyorum. Hayırlısı tabii. Ya bu vatandaşın tercihidir. Siyasi partinin tercihidir. Bizim sadece saygı duymamız gerekir diye düşünüyorum. Konuya gelelim. Asıl mesele. Dün pazartesi, bugün salı. İskenderun kaos. Tükendi, bitti, tıkandı. Şimdi Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin İskenderun'daki kent içi ulaşım güzergahını 160 noktada değiştirmesi kenti felç etti. Bu değişim yapılmadan önce acaba bir öncelikle şoför esnafına soruldu mu? Şoförlerin esnaf başkanından görüş alındı mı? Buradaki STK'ların görüşleri alındı mı? Halka soruldu mu? Ne yapıldı? Yani Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun'da bu uygulamayı hayata geçirmeden önce ne yaptı? Asıl mesele bu. Şimdi şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Sayın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş diyor ki bu parmak hıyar, yiyen de doyar. Yaptım oldu. İstediğinizi söyleyin. Bu kadar net. Bakınız, Paç Meydanı'na bir hilkat garibesi, mühendislik harikası alt geçit projesi yaptılar. Buradan oluşan zararı nasıl telafi ederiz diye acaba diye böyle harekete geçtiler. Tamamıyla içine ettiler. İskenderun'u perişan ettiler. Bundan sonra ne yapacaklar? Acaba onu da bilemiyorum. Artık büyük ihtimalle ya bu şehrin göbeğine bir atom bombası gücü tesirinde, etkisinde bir bomba koyacak, patlatacak, olay bitecek. Bu kadar basit. Yani bir tek o kaldı. İskenderun'da bir tek o kaldı. Şehrin göbeğine bir bomba koyacak, patlatacak, bitecek. Bu kadar basit. Yahu vicdan merhamet ya. Yahu İskenderun'a bu kadar zulmetmenin amacı ne? Ya ne istiyorsunuz İskenderun'dan ya? Ya bu memleket ne yaptı size ya? Niye zarar vermek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz ya? Bugün toplantısı vardı İskenderun Belediyesi'nde. Bu ulaşım güzergahlarının değiştirilmesiyle ilgili toplantı. Orada şoför esnafları da gelmişti ve konuştular. İçlerinden bir tanesi demiyor, evet bu güzel oldu demiyor. Herkes diyor ki perişan olduk, mahvolduk. Ya arkadaş, peki şoför esnafı rahatsız, normal esnaf rahatsız, herkes rahatsız. Sen niye bunu yapıyorsun arkadaş? Çok ilginç bir anekdot oldu orada. Onu da paylaşmak istiyorum hemen sizinle. Sakarya Kooperatifi'nin başkanıydı zannediyorum. Gidiyorlar şeye. Hatay Büyükşehir, UKOME'ye gidiyorlar. Orada bir yetkili mi yetkisiz mi neyse bilmiyorum. İsmi Barış. Orada söylediğini sizinle paylaşıyorum. Kooperatif başkanı ve şoför esnafı soruyor. Diyor ki
Ya arkadaş, yani siz böyle bir çalışma yapıyorsunuz ama hani ya bize sorsanız, yani farklı konularda da bize danışmıyorsunuz. Aynen aldığı cevap şu. Kardeş diyor o. Biz diyor patronuz. Sen işçi. Nerede görülmüştür de patronun işçiye danıştı? Vay canım benim be. Hani şimdi baştaki neyse kuyruktaki de o oluyor. Demek ki onlar da aynısını yapıyor. Diyor ki parmağım bir yer. Yerseniz doyar diyorlar. Dün aracıma bindim. Hemen yan taraf. Namık Kemal 5 Temmuz okulların olduğu cadde, biliyorsunuz tersine döndü. Araca bindim, hareket ettim. İnanın samimiyetimle söylüyorum. İki tane çocuk. Okul dağılım saati yakını. Çocuklar ters tarafa bakıyor. Araç geliyor mu diye. Yola fırladılar. Allah göstermesin. Orada süratli bir araç olsaydı. O çocuklara araç çarpsaydı. Bunun bir sebebi kim olacaktı? Sen kabul edecek miydin Sayın Savaş? Yeter. Artık yeter. Şöyle bir dönüyorum, öbür tarafa bakıyorum. İskenderun'da belediye başkan adayı açıklanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden. İnanın, inanın o adayı etkiliyor bu yaptırımlar. Etkiliyor. Alacağı oy sayısını etkiliyor. Niye? Vatandaş yarın soracak. Diyecek ki ya arkadaş, tamam da benim dünyamı kararttın. Benim her şeyimi tersine çevirdin. Ahmet dün röportaj mı yaptın kardeşim? Esnaflarla, şoför esnafıyla değil mi? Hepsini gördüm ben. Orada durduruyorsun. Yani. Nedir diyor? Bir tane memnun olan var mı kardeşim? Hiçbirisi memnun değil. Hiçbirisi memnun değil. Peki, hangi akla hürmet? İskenderun'da bu uygulamayı hayata geçirdiniz. Amacınız ne? Gerekçeyi söyleyin. Deyin ki bunun gerekçesi budur. Yaptınız bir. Battı çıktı. Battı içimize, çıkmıyor. Ondan sonra onun hatasını, oradaki hatanızı telafi etmek için daha büyük bir sorunu getirdiniz. İskenderun'a bıraktınız. Vicdanınız rahat mı? Siz rahat mısınız? Memnun musunuz? Mutlu musunuz? İskenderun'daki insanlar isyanda. İskenderun'daki insanlar perişan. Bundan nasıl bir haz duyuyorsunuz? Bundan nasıl bir mutluluk duyuyorsunuz? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Bu karara kim imza atmışsa, bu projeyi kim masaya getirdiyse, kim uygulamaya koyduysa, kim onayladıysa, sizi Allah'a havale ediyor. İskenderunlar da sizi Allah'a havale ediyor. Fakat şunu da biliyorum ki, İskenderunlar sadece Allah'a havale etmekte kalmayacak. Gerekli cevabı da gerekli yerde verecektir. İyi bir hafta dileyim mi? Bilmiyorum.